kullanacağım. Şimdi ilk defa oy kullanacağım. Ben şeyde milletvekilliğinde özgürlük için, eşitlik için, daha iyi haklarımızı savunucuların yandığım için oyumu Yeşil Sol Parti'ye vereceğim. Cumhurbaşkanlığında ise değişim lazım. Ve bu halk bayağı zıtlaştı, kutuplara ayrıldı. Bunun için de oyumu Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Ve ilk kere oy kullanacak arkadaşlara da şunu demek istiyorum. Yani mantıklı düşünsünler. İlk defa oy kullanacak gençlere de özgürlük için, iyi bir eğitim için, barış için, basında özgürlük için, haklarımızı daha iyi yaşayabilmek için Yeşil Sol Parti'ye oy vermeye davet ediyorum. Ben Yakup Mutlu. Bu sene ilk defa oy kullanıyorum. Oyumu Yeşil Sol Parti'den yana kullanacağım. Çünkü üniversitelerimizin daha düzgün eğitim vermesi için, ekonomimizin daha güzel olması için bütün gençleri Yeşil Sol Parti'ye davet ediyorum. Adım Melisa, üniversite öğrencisiyim. Biz gençler olarak yine buradayız. Oylarımıza sahip çıkacağız. Öncelikle bunu bildirmek istiyorum. Gençler olarak nasıl bir gelecek istiyoruz? Üniversite okuyoruz ama eşit şartlarda değiliz. Geleceğimiz hakkında çeşitli endişelerimiz var. Çoğu genç şu an işsiz durumda. Ayrıca fikirlerimizi özgürce ifade edemiyoruz. Fikirlerimizi özgürce ifade ettiğimiz zaman karşı taraftan olumsuz şeyler yaşayabiliyoruz. Bunu Boğaziçi'nden de örnek arkadaşlarımız olarak gösterebiliriz. Nasıl şeyler istiyoruz? Eşit, hak, adaletli olan bir ülke istiyoruz. Geleceğimiz hakkında endişe duymadan, test kitaplarımızı fahiş fiyatlara almadan rahatça okuyabileceğimiz bir ülke istiyoruz. Tercihim Kılıçdaroğlu olacak Cumhurbaşkanı'ndan yana. Milletvekilinden de Yeşil Sol Parti'ye oyumu vereceğim. Biz geleceğimizi temiz istiyoruz, aydın istiyoruz artık. Hakkımızın yenmemesini istiyoruz daha çok. Bizi yönetenlerin bize hakaret etmediği bir gelecek istiyoruz. Bizi yönetenlerin bize saygı duyduğu, eleştirdiğimizde bizi sabahın köründe evimizden almadığı bir gelecek istiyoruz. Bir iş kurmak istediğimizde ilerisini düşünmemek istiyoruz hani. Daha çok daha rahat olmak istiyoruz. Demin de dediğim gibi hakaretler de ettiler bize depremzede olmamıza rağmen. Yani milletvekilliğinde Yeşil Sol Parti. Yani nedeni şu depremden beri çünkü ben buradayım, serin yoldayım ve yanımızda onlar var. Burada başka bir birini de göremedik yani. Nedeni de bu. Yani benim gibi ilk kez oy kullanacak gençler zaten genel olarak her şeyin farkında onlar da. Aydın bir genç hani. Gençler de pırıl pırıl geliyor. İktidar da bundan korkuyor zaten şu anda. Onlar da farkında ama hani bir şey söylemek gerekirse şunu söyleyeyim. Kendi geleceğiniz için kendinizi düşünün, çocuklarınızı düşünün, gelecekte olacak hayatınızı düşünün ve yani şu anki iktidarı göndermek için elinizden ne geliyorsa yapın.